Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kibar bir ino yazı modeli göstereceğim inşallah. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi birinci zürafaya iğnemi batarak oyamın yapılışına başlıyorum. Bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Bir sonrakine batarak aşağıya iniyorum. Yine aynı şekilde geri dönüyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi 3 tane kadar zürafa yapıyorum. Yani çiçeğimin arasında kalacak 3 tane zürafa. Toplamda 8-10 tane kadar zürafa yapacağız. Evet arkadaşlar, 5 tane 1 2 3 4 5 tane zürafa yaptım. Bu ikisi arada kalacak. Şimdi 1 2 3 üçüncüye iğnemi batıyorum. 3. zürafaya çiçeğimin göbeğini oluşturarak yapraklarını yapacağım arkadaşlar. Hemen içine bir düğüm atacağım. Hemen sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine tekrar iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya indim. İkinci pırpırın içine iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yaprağımızın birinci kısmını tamamlamış oldum. Şimdi kaç tane yaptık? Bir sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane.
Şimdi buraya 2 tane pırpır yapacağız. Şimdi diğer tarafın yaprağını yapacağız arkadaşlar. Şimdi küçük pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar aşağıya iniyorum. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci tarafındaki sinek kanadını da tamamladık. Şimdi 2 tane zürafa yapıyorum. Ve buradaki gibi devam ediyorum. 3 tane yaptım arkadaşlar. Yaprağa yakın olmasın diye. 1, 2, 3 tane arada kalıyor. 4.'cüyü yaptım. 4.'den geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya indim. Bu şekilde biraz ara yaptıktan sonra yine aynı şekilde bir tane daha çiçek koyacağım arkadaşlar. Yeşil yapraklarını tamamladım arkadaşlar. Şimdi de çiçeğimizi yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırın içinden iğnemi geçiriyorum. Hemen buraya bir düğüm atıyorum. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde. Çiçeğimin göbeği olacak bu. Tekrar buraya batıyorum arkadaşlar. Geriye döneceğim. Şu şekilde ayarladım. İpimi geriye döndüm. Şimdi buraya 8-9 tane kadar pırpır yapacağız arkadaşlar.
2, 4, 6, 8 oldu. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Dokuzla tamamladım. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde tamamlayacağım. Şimdi de diğer tarafını yapacağız arkadaşlar. İkinci pırpırın içine iğnemi batıyorum. Düğümümü attım. Aynı yere tekrar batıyorum. Çiçeğimin göbeğini oluşturuyorum. Tekrar geri dönüyorum. Döndüm arkadaşlar. Şimdi 9 tane kadar pırpır yapacağız. Dokuz tane pırpır yaptım arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Şu şekilde çiçeğim tamamlanmış oldu. Diğer taraflarını da aynı şekilde diğer çiçeğimi de yapacağım. Ortasına da bir tane çiçek yapacağım arkadaşlar. Çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Dilerseniz mekik oyasıyla papatya yaparak tutturarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.